Canı sıkkın. Ne oldu ki acaba? Hayır, herkes görsün. Bu sefer derdine derman olmak için çabalamayacağım. Evet, iznimi de sonra isterim. Gidiyorum ben. Gidiyor musun? Evet. Yani, hayır. Senin arkanda gözün mü var? Bir soru daha. Eğer benden rahatsız oluyorsan söyle. Sen kal. Ben giderim. Yok. Yani rahatsız olmuyorum. Neden olayım? Yani en azından mutfakta olmuyorum. Niye mutfakta? Ne bileyim. Bu evin her köşesinde bir kavgamız var. Ama mutfağa gelince bir sakinleşiyoruz. Zencefilli süttendir o. Olabilir. Ayrıca o kadar kavga etmiyoruz artık sanki. Hı? Yani yine de insan eski kavgaları unutamıyor. Senin o aksi, asabi, huysuz, anlayışsız, bağırıp çağıran, eziyet eden... Devam et. Çok güzel anlatıyorsun beni. Aferin Zeynep. Geldi izin iste şimdi. Aferin. Unutman için ne yapabilirim? Hiç affetmeyecek misin beni? Ben aslında öyle demek istemedim. Nasıl demek istedin? Ben bir zencefilli süt yapayım mı? İçine ıhlamur da koyama. Belli ki bu gece uzun olacak. Eline sağlık. İyi gelir. Yani beni bilmem ama sana iyi geleceği kesin. İç iç. Belli ki gerginsin. Yok, gergin değilim aslında. Az önce saydırıyordun. Hem... Ama siz böyle benim her hareketime takılırsanız... Siz mi? Ben etrafta bizden başka kimseyi göremiyorum. Ama sen araya mesafe koymak istiyorsan gerçekten gerginsin. Yok, gergin demeyelim de. İş güç hani. Kafam onlarla çok meşgul. Kafan iş güçle meşgul. Daha başlamadık bile. İşte ben de tam da bu konuyla ilgili sizinle, seninle konuşmak istiyordum. Hangi konu? İş. Sakın seni bırakıp gideceğim falan deme. Hayır, artık hayatta bırakmam seni. Hayatta bırakmam mı dedi? Yanlış mı duydum? Zeynep, ondan sonra insanlar beni yanlış anlıyor diyorsun. Anlar tabii. Yani işi demek istedim. Sakin. Nasıl sakin olayım ki sen bana bakarken? Ne yapıyorsun sen bana?
Aslında öbür türlü de yakışıyordu ama. Evet. Ne konuşuyorduk? Bir şey anlatıyordun. Ne anlatıyordum? İş güç. İş güç mü? Hı-hı. Bu saatte iş güç mü konuşulur canım? Ben gideyim. Sütünü içmeyecek misin? Arkandan küser bak. Güzelmiş. Neyse, böyle saat geç olmaya başlayınca ben saçmalıyorum, saçma sapan konuşuyorum. İyi geceler. Sen dünyanın öbür ucuna da gitsen peşindeyim. Kaçmaya devam et. Devam et bakalım.